Yardımcı öğretmen kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Mis gibi 5. sınıf konularıyla tekrardan karşınızdayız. Biliyorsunuz arkadaşlar TEOG kalktı artık. Yerine Milli İzleme Sınavı adı altında klasik soruların sorulacağı bir sınav sistemi geldi. Artık bu sınav sisteminden ilerleyen zamanlarda 5. sınıflarda sorumlu tutulacağı için ben de 5. sınıf konularına Mis gibi adı altında bundan böyle sizlerle birlikte olacağım bu kanal üzerinden arkadaşlar. Bizleri eğer ki bu videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız yardımcı öğretmen kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Evet, bugün Türkçe dersinde neler öğreneceğiz? Hemen hep birlikte sizlerle birlikte bakalım. Gerçek anlam, mecaz anlam, yan anlam ve terim anlam. Biliyorsunuz sözcükte anlamda çok önemli ve her zaman da karşımıza çıkabilecek konular arkadaşlar. Çok kolay ama birkaç tane dikkat etmemiz gereken noktalar var. Bu yüzden sözcüğün kendi anlamına bakmak için mutlaka cümle içindeki anlamına da bakacağız. Ve eğer ki soruyu dikkatli bir şekilde okursanız bu konudan hiçbir şekilde bundan sonra soru kaçırmayacaksınız arkadaşlar. Ben sözü daha fazla uzatmadan hemen konumuza başlıyorum sizlerle birlikte. Evet, ilk konumuz gerçek anlam, diğer anlamıyla da temel anlam olarak da karşımıza çıkabilir. Evet arkadaşlar, gerçek anlam nedir? Kelimenin akla gelen ilk anlamıdır. Başka bir tanımla yapacak olsak sözlükteki ilk anlamdır. Sözlüğe baktığınızda belki de bazen 1, 2, 3 diye anlam sıralamaları yapıyorlar arkadaşlar. Akla gelen ilk anlamı sözlükte ilk olarak yer alıyor. Bazen mecaz anlamla alakalı da böyle yanına mec diye kısaltırlar arkadaşlar sözlükte. Bunlara dikkat ederek de zaten sözlükten de bu anlamları bulabilirsiniz. Mecaz anlam demişken mecaz anlamda nasıl bir anlam var o zaman? Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşıp kazandığı yeni anlamı da mecaz anlam diyoruz arkadaşlar. Gerçek anlam akla gelen ilk anlamı, mecaz anlam ise tamamen kendi anlamına uzaklaşıp kazanmış olduğu yeni anlam. Evet, hemen örnekleriyle zaten daha iyi algılayacaksınız arkadaşlar. Ben de hemen örnek sayfasına geçiyorum izninizle. Evet, burada aynı kelimelerin hem gerçek hem de mecaz anlamıyla kullanımını göreceksiniz arkadaşlar bu sayfada. Hemen sıcak kelimesine bakalım. Aklıma gelen ilk anlamı benim derece cinsinden az olması veya çok olması anlamına geliyor. Benim aklıma gelen ilk anlamı bu. Bugün hava oldukça sıcaktı. Bakın bu benim söylediğim anlamında kullanılmış ve biz buna gerçek anlam diyeceğiz. Peki sıcak kelimesinin mecaz anlamı nasıl? Havaalanında oldukça sıcak bir karşılama vardı. Buradaki sıcaklıktan kastetmesi derece cinsinden işte 40 santigrat derecede bir karşılama vardı gibisinden bir anlam çıkmıyor. Zaten mecaz anlamları gerçek anlamı düşündüğümüzde komik durumlar ortaya çıkabilir arkadaşlar. Burada hoş bir karşılama vardı. İyi bir karşılama vardı anlamında kullanılmış. Devam ediyoruz. Koku kelimesi mutfaktan buram buram yemek kokuları geliyordu diyor. Sanırım burada bu cümleyi yazarken biraz acıktığımı hissettim galiba. Direkt yemeğe bağlamışız yani koku kelimesini. Mutfaktan buram buram yemek kokuları geliyordu derken koklamak yani bizim 5 duyu organımızdan birisi olan burnumuzla algıladığımız durumdan bahsediyor. Aklımıza gelen ilk anlamı da bu olduğu için gerçek anlamında kullanılmış. Dünyada savaş kokusu var diyor. Arkadaşlar buradan koku, savaşın bir kokusu var mı? Yok. Sadece burada savaş kokusu var derken sanki gidişat onu gösteriyor. Sanki savaş yakın. Ortalıkta bir savaş esintileri var. Bak bu esinti de belki de mecaz anlamda kullanılıyor şu anda. Dolayısıyla burada koku kelimesi bize mecaz anlamıyla kullanılıyor arkadaşlar. Evet, kara kelimesi direkt benim aklıma gelen anlamı siyahın eş anlamlısı. Kara gözleriyle bana bakıyordu burada gerçek anlamda. Kara haber tez duyulur derken de burada kara kelimesi bize olumsuz, kötü haber anlamında kullanıldığı için de biz burada mecaz anlamında kullanılmıştır diyoruz. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Burada bir uyarımız geldi bize. Hiçbir sözcük tek başınayken mecaz anlamlı değildir arkadaşlar. Burası çok önemli. Hiçbir sözcük kendi başına kullanıldığında mecaz anlamlı değildir. Gerçek anlamında kullanılmıştır. Mecaz anlam kelime cümle içinde kullanıldığında çıkan anlamdır. Yani biz demek ki mecaz anlam olup olmadığını anlamak için cümlenin içerisinde kullanıldığı anlamıyla da bakmamız gerekiyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Altı çizili sözcüklerin gerçek veya mecaz anlamlı olup olmadığına bakınız diyor. Sınavdan düşük not alınca
Hayallerim yıkıldı. Yıkılmak deyince benim bir binanın yıkılması, yaptığımız bir kulenin yıkılması gibi anlamlar aklıma geliyor. Bu benim aklıma gelen ilk anlam gerçek anlam oluyor. Peki burada ne demiş? Sınavdan düşük not alınca hayallerim yıkıldı. Hayal sanki yapılmış bir şey de onun yıkılması gibi düşünmeyeceğiz. Buradaki anlamı dolayısıyla gerçek anlama uzaklaştığı için mecaz anlam. Rüzgardan ağacın dalları kırıldı. Kırılmak bir şeyin ikiye ayrılması, parçalanması anlamında. Dolayısıyla burada gerçek anlamında kullanılmış. Arkadaşım yine boş boş konuşuyordu. Boşun gerçek anlamı bir şeyin içinin dolu olmaması anlamında. Ama burada konuşmaya yansıtmış bu olayı. Yani gerçek anlamına uzaklaşmış. Dolayısıyla bu da cümlede mecaz anlam kazanmış bir kelime olmuş. Devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü kavramımız yan anlam. Arkadaşlar yan anlam bazı kaynaklarda 5. sınıfta veriliyor. Ben de o yüzden videomda yer verdim. Nedir yan anlam diye soracak olursanız hemen hep birlikte sizlerle birlikte inceleyelim. Kelimenin temel anlamıyla bağlantı olarak bakın mecaz anlamda hiçbir bağlantı yoktu ama yan anlamda bir bağlantı var. Ortaya çıkan her anlama yan anlamdadır. Yani bir bağlantı kurarak ortaya çıkacak. Bir kelimenin yan anlam kazanmasında yakıştırma ve benzerlik ilgisi kurulduğu söylenebilir. Hemen örneklerine bakalım. Ha bu muymuş diyeceksiniz belki ama hemen örnekleriyle de pekiştirelim olayı. Baş kelimesi mesela bize aklımıza gelen ilk anlamı ne? Gövdemizin üstünde olan, vücudumuzun bir bölümü, hayvanlarda olan kısım. Peki burada nasıl kullanmış? Bir baş soğan al da gel. O soğanın, hemen sizle birlikte şöyle bir tane soğan çizeyim. Çok da çirkin çizerim bu arada. Yani resmim çok iyi değildi. Yani şu yapı sanki başın yapısına benzetildiği için bakın benzetme anlamı var. Dolayısıyla biz burada baş kelimesinin yan anlamını kullanmış diyeceğiz. Burnu, burun. Ayakkabının burnu açılmış. Yani şu ayakkabının şöyle şu burnuyla insanın şu burnu arasındaki o kısım benzerlik yapılmış, benzerlik kurulmuş. Dolayısıyla burada burun yine yan anlamıyla kullanılmış. Çorbaya 3 diş sarımsak at. Sarımsağın o diş kısmı şöyle bir şey arkadaşlar. Bizim dişlerimizde işte şu şekillerde olduğu için yine bir benzerlik var. Burada da yan anlamında kullanılmış diş kelimesi. Göz. Çekmecenin gözüne eşyalarımı koydum. Burada da yine göz kelimesi bizim görme organımıza işte o çukurluğu falan benzediği için çekmecenin bölümü. Burada da yan anlamında kullanılmış diyeceğiz. Devam ediyoruz. Dördüncü anlam kelimemiz terim anlam. Değerli arkadaşlar, terim anlamla alakalı birçok konuda teknik terim yazabiliriz, buraya şey yapabiliriz. Detaylı bir şekilde bu konuyu incelemek lazım. Ben burada birkaç tane terimden bahsedeceğim. Aynı zamanda da temel olarak dikkat edeceğiniz şeylere bahsedeceğim. Ama o terim anlam derya deniz arkadaşlar. Birkaç tane terim bilmek evet size işinize yarayabilir. Ama bunu mutlaka günden güne zenginleştirmeniz, derinleştirmeniz gerekiyor. İlerleyen sınıflarda da daha farklı terimler, daha farklı alanlarla alakalı, teknik terimlerle alakalı sorular karşınıza gelebilir. Evet hemen nedir bakalım bu terim anlam. Herhangi bir bilim, meslek, sanat ya da spor dalı ile ilgili bir takım varlıkları, durumları, kavramları ifade eden sözcüklere terim denir. Yani teknik bir kavramdan bahsediyoruz burada. O alanla alakalı teknik bir kavram. Burada bir uyarımız var arkadaşlar. Bu çok önemli. Yine bakın mecaz anlamda olduğu gibi bir sözcüğün terim olup olmadığını anlamak için cümlede kullanıldığı yere göre bu anlam değişiyor. Yani gerçek anlamda da olabilir, mecazda da olabilir. Hemen aklıma gelen bir tane bir şey paylaşayım sizinle. Mesela açı kavramı değil mi? Açı kavramı matematikte ya da işte geometride kullanılan bir kavram. Peki ben cümlede şu anlamıyla kullanırsam Ahmet olaylara bir de bu açıdan bakmalıydı dersem buradaki açı kelimesi o geometride öğrendiğimiz ya da matematikte öğrendiğimiz anlamıyla mı kullanılmış? Hayır. Buradaki anlamı mecaz anlamda kullanılmış. Dolayısıyla biz cümledeki anlamına mutlaka mı mutlaka bakmalıyız. Geçenlerde yazıldı da öğrencilerime sordum. Nokta kelimesi mesela Türkçe'de kullanılan bir kavram. Bu da arkadaşlarımız tabii direkt altı çizili kelimeye bakınca bunun terim anlamı kaldı. Ama ben cümlede şundan bahsetmiştim. Orada Ahmet bu olaya son noktayı koydu diye bir ifade vardı. Dolayısıyla buradaki nokta kelimesi o Türkçedeki teknik anlamıyla terim anlamıyla hiçbir alakası yoktu. Evet,
Hemen bakalım örneklerine. Futbolla alakalı bir takım terimlere bakalım. Gol, touch, foul, offside. Bu offside kavramı belki birçoğunuz karıştırıyorsunuz. Çok da oldukça zor ve karmaşık gelen bir olay olabilir. Aslında çok kolay arkadaşlar. Belki ilerleyen zamanlarda size bununla alakalı bir video hazırlayabilirim. Kırmızı kart ve bunu çoğaltabiliriz arkadaşlar. Tiyatro alanı ile alakalı terimleri verdim. Çünkü bunlar çıkıyor arkadaşlar ve birçoğunu da bilmediğinizi fark ediyorum ben. Dolayısıyla tiyatro ile alakalı terimleri verdim. Bunların anlamlarını da dersten sonra bakarsanız size faydası olur. Perde, sahne, dekor, oyuncu, suflör gibi anlamları var. Edebiyat, şiir, roman, makale, masal, mısra, kafiye, ölçü. Matematikle alakalı da sayılar, rakamlar, açı, denklem, rasyonel sayılar, karekökenli sayılar, üslü sayılar. Bunu der ya deniz arkadaşlar. Gider de gider yani. Ben bu kadarını yazabildim. Belki bu karekök ve üslüyü de yani abiniz ablanız yoksa bunlar ne ki diye belki de düşünebilirsiniz. İlerleyen zamanda matematikte bunlarla da tanışacaksınız arkadaşlar. Korkmayın. O zaman da bizler sizin yanınızda olacağız. Ve bu konularla alakalı yine sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Son sayfamızda da burada cümleler var. Altı çizili kelimeler var. Gerçek, mecaz, terim veya yan anlamıyla bu cümleleri inceleyeceğiz. Buraya geldiğinizde istiyorsanız videoyu durdurun ve bir kez kendinizi bir yoklayın. Öğrenip öğrenmediğinizde de bakın. Hüseyin'in doğum gününe gidemediğimden dolayı Hüseyin bana bozuldu. Hüseyin bozulmuş yani bana. Yani bozulmak kelimesi gıdanın bir şeyin çürümesi veya kendinden geçmesi anlamına konur. Ama burada Hüseyin'in bozulma gibi durumu yok. Dolayısıyla burada mecaz anlamda kullanılmış. Kostümler günler öncesinden hazırlanmış. Kostüm arkadaşlar tiyatro ile alakalı bir terim olduğu için biz buna terim anlam diyeceğiz. Kapının dili bozulmuştu. Belki biliyorsunuz arkadaşlar kapının o açılıp kapanın yerinde böyle küçük bir şey girip çıkıyor içine. Bu da bizim dilimizin hani ağzımızdan girip çıkmasıyla belki benzerlik kurulduğundan dolayı burada gerçek anlamıyla bağlantısı olduğu için yan anlamında kullanılmış. Pınar bisiklete binerken birden yere düştü. Buradaki kavram da arkadaşlar yere düşmek kavramı bizim aklımıza gelen ilk anlamında kullanıldığı için biz burada gerçek anlamında kullanılmış diyeceğiz. Evet arkadaşlar gerçek anlam, mecaz anlam, terim anlam ve yan anlam konularına sizler birlikte bir göz attık. Bu konu dediğim gibi çok derya deniz bir konu. İlerleyen zamanlarda da sizin başınızın belası olabilir. Dikkat etmeniz gereken şeyler arkadaşlar, videomun içinde yer alan not kısımlarına dikkat edin ve cümleyi okumadan kesin kesin peşin yargıya varmayın. Soruları dikkatle okuduğunuz zaman da çok kolaylıkla hepsini bulabileceksiniz arkadaşlar. Bizi takip etmeyi, bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki dersimizde görüşünceye dek hoşça kalın, dostça kalın.